Son zamanlarda kaçırma olayları iyice arttı sayın seyirciler. Milletçe keçileri kaçırdığımız bugünlerde birileri de fidye için bir iş adamını kaçırınca ipin ucu da kaçıverdi. Geç şöyle. Yani yürür müsün? Yürü! Nazik ol, hayvan! Yani yürür müsün? Telefon numaranı şu. Telefon numaranı da alabilir miyiz acaba? 277-67-12. Otur şöyle. Yani mabadınızı sandalyeye koyar mısınız? Bir şey alır mıydın? Ne olacak hayvan? Yani bir şey içer misiniz? Yok, hayır. Alo, alo, buyurun. Ne? Hamiyi mi kaçırdınız? Evet. 500 milyon mu istiyorsunuz? Evet. Salaksınız siz ya. Benim gibi bir adamı kaçırmışsınız. İstediğiniz fidyeye bakın. 500 milyon. Ben 500 milyon liralık adam mıyım? 5 milyar isteseniz verirler. Hadi ya, ciddi misin? Herhalde. Alo hanımefendi. Parayı 5 milyar yaptık. Polise haber vermeyin. Hami Bey'i öldürürüz. Ay ciddi misiniz? Polise haber vermeyin. Hami'yi öldürürüz. Anladınız mı beni? Yani beyi. Ay evet, çok iyi anladım. Aferin. Siz parayı yarın akşam altı sularında şeye getirin. Neye getirsin? Dolmabahçe Sarayı'na getirin. Dolmabahçe Sarayı oğlum. Bacım sen Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne getir. Siz en iyisi Taksim Meydanı'ndaki anıtın önüne getirin. Atanın huzurunda buluşalım. Evet evet, çok iyi anladım. Heykelin orası. İstediğim bir şey var mı? Yiyecek içecek filan. Yok yok, teşekkür ederim. Yani karın gerçekten bu kadar parayı bulabilir mi? Bulabilir. Bankada nakit 100 milyar lira kadar para var. Aşağısın yerim. Şu televizyonu aç. Aç aç aç. Sayın seyirciler, şu anda aldığımız bir habere göre ünlü iş adamı Hami Kalk Gidelim bugün kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırıldı. İş adamının karısını arayan fidyeciler 5 milyarı Taksim'de anıtın oraya getirmezse kocasının öldürüleceğini söylediler. Vay orospu! Affedersiniz, ne çabuk polis haber vermiş. Ciddi olduğumuzu anlamadı galiba. Anladı anladı da işine gelmiyor. Paraya konabilmek için, mirasa konabilmek için beni öldürmenizi istiyor. Ulan benim böyle bir karım olsa onu Allah'a uyarım. Sen niye uyuyorsun lan? Sen niye uyuyorsun? Burada kocası var. Oyması gerekirse o oyar. Lan orospu! Niye polis haber verdin lan? Yani hanımefendi. Başım sağ olsun mu? Öldürürüz demiştiniz. Olmasın. Öldürmüyoruz kocanı. Parayı alabilseydiniz ne yapmayı düşünüyordunuz? Aramızda kırışacaktık. Ben bir dükkan açacaktım. Ben bir ev alıp üstünü bankaya yatıracaktım. Ben de köye yerleşip çiftlik kuracaktım. Çok salakça. O para erir gider, büyümez ki. Hadi ya, ne yapmak lazım? Bu işleri bilmek lazım. İşini bilmeyen çavuşlar döner bokunu yer avuçlar. İş bilenin, kılıç kuşananın, para hak edenin demiş atalar. İyi de lan, karın zaten vermedi. Polise vermiş haber. Ne yapalım arkadaşlar, öldürelim mi? Öldürelim anasını satayım. Ne gidiyorsun lan? Ölümden korkmuyor musun? Sizin şapşallığınıza giriyorum hıyar ağaları. Elinizde benim gibi bir adam var, sağmasını bilmiyorsunuz. Neredeyse altın yumurtlayan tavuğu keseceksiniz. İyi de ne yapmak lazım? Kimden isteyeceğiz fideyi? Biliyorum ama öyle bedavaya iş yok, söylemem. Ulan zaten bizde para yok ki, olsa seni kaçırmazdım. Fidye istenecek yeri bilseniz paranız olurdu. Nereden alacağız fideyi, onu söyle. Ortak olursak söylerim. Bir holding kurarız. Arkasından paraların üstüne yatarız. Değil milyonlar, milyarlarımız olur. Oh, ciddi misin? Tabii, ben bu işleri iyi bilirim. Olur lan, değil mi arkadaş? Tabii. Peki nereden alacağız fideyi, söyle. Söyleyeceğim, gel bak ya. Ama ben bu adamlarla konuşurken korkarım. Ben sana yardım ederim, geç çevir şuraya, gel buraya. Sayın bakanım, telefonunuz var efendim. Alo? Alo? Sayın Bakanım. Buyurun ben Sayın Bakanım. Ne vardı? İş adamı Hami Kalk Gidelim'i siz mi kaçırdınız? 100 milyar vermesek onu konuşturacak mısınız? Hadi ya. Bildiği her şeyi mi anlatacak? Tamam tamam. Çok konuşmasın. Ağzını batlayın, 100 milyarı veriyoruz. Tamam tamam. Alo. Sayın Müsteşarım. Aman konuşturmayın efendim. Ne istiyorsanız veririz. Yeter ki konuşturmayın. Alo, Sayın Genel Müdürüm. Para mühim değil efendim. Yeter ki konuşturmayın. Ne olur yalvarırım size. Alo Sayın Erkes. İstediğiniz parayı şimdi gönderiyoruz efendim. Evet, bu iş oldu demektir. Peki bunlar niye senden bu kadar çok korkuyorlar? Devletin kirli çamaşırlarını biliyorum da ondan. Nereden biliyorsun? Bu çamaşırları birlikte kirletiyoruz da ondan da. Şimdi ben gidiyorum, bir adam yollayıp paraları aldırtıyorum. Sağ ol patron. Ulan hayatımda çok puşt gördüm ama bunun gibi puşt görmedim. Vay puş vay. Ya bir şey soracağım, bu işten biz mi karlı çıktık onunla? Galiba o. Nasıl oldu bu iş? Ya herif iş adamı oğlum, işi biliyor. Bundan sonra ona saygıdan kusur etmeyelim.